Bazıları bu adalarda bitki örtüsünün çalılık olduğunu, yanmasında bir sakınca olmadığını söylüyorlar, düşünüyorlar. Ama sadece çalılık değil, delice zeytinler, ahlatlar, çok güzel ağaçlar da var ki çalılık olsa bile bunlar erozyonu önlemede, hayvanlara, kuşlara yuva sağlamada, doğal zenginliği, ekolojik zenginliği sağlamada çok önemli bitkiler. Toprağı tutup erozyon oluşumunu önlüyorlar. Aromatik bitkiler, tıbbi bitkiler, endemik bitkiler var bu yananlar arasında. Yani bitkinin niteliği ne olursa olsun ya da adalardaki bitki örtüsü ne şekilde olursa olsun burada gerçekten büyük bir kıyım var. Ve kesinlikle piknikçi ya da kaza şeklinde tanımlanamayacak bir yangın. Sabotaj olduğu, yakıldığı çok belli yine aynı senaryo. Yangın bölgesi yürümekle bitecek gibi değil. Çok geniş bir alan yanmış. Zaten bütün gece yanmıştı ve kaç futbol sahasıyla ölçülür, kaç hektardır bilinmez. Çok geniş bir alan yanmış. Evet, yine bir yangın yerindeyiz. Maden Adası'ndayız. Temmuz 2020, Maden Adası yine yandı. 2 yıl önce de burada aynı bölgede bir yangın çıkmıştı ama bu bölge yeşermişti yeniden. Bu sene yeniden yandı. Yangının çıktığı yere baktığımızda, hakim rüzgarı hesapladığımızda kesinlikle kıyıda değil. Tepelerde, böyle insanın pek ulaşamayacağı yerlerde. Yani bir piknikçiden, bir kazadan bahsetmek yine mümkün değil ve biz yine bunun bir kasıt olduğunu, bir sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buralarda gözü olanlar ya da çeşitli projeleri olanlar herhalde bu yangınları çıkarıyorlar. Buradaki delice zeytinler, ahlatlar, fundalar, endemik bitkiler, tıbbi bitkiler, aromatik bitkiler yandı, kül oldu. Burada kuşların yuvaları vardı, burada doğal bir yaşam vardı, ekolojik bir denge vardı. Bütün bunlar bu yangınla yok oldu. Yangının çıktığı noktada olduğumuzu düşünüyoruz biz şu anda. Hakim rüzgarı hesapladığımızda buradan çıkıp çok geniş bir alana yayıldığını görebiliyoruz. Ama burası hiçbir patikanın olmadığı, biraz ıssız, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Denize de uzak. Bu nedenle burada piknikçinin, tatilcinin, gezginin ya da herhangi bir kazanın bu yangına sebep olduğunu düşünmüyoruz. Kasıt olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgeyle ilgili projelerin bir parçası olduğunu düşünüyoruz ve üzgünüz.